Daha mı az yorucu bir bisiklet? Gökte düğün var demişler. Merdiven nerede demiş hanımlar. Açmıyorum. Pabuç kadar olmuş senin elin. Ne oluyor? Dün bir bugün iki. Ne demek açmıyorum elini? En ağır kaynana. Buna yanıyor hakikaten ya. Sön. Damadın kardeşinden mankenlik gösterisi. Yani kayınvalidenin tükürdüğü kaymağı yemezsen kızı alamıyormuş. Doğru. Şimdi kızı vermiyoruz. Şoray uzun yolda. Doğru, uzun yolda ama bir yere kadar. Yürü yürü, bitmez ki bu memleket yürümeyle ya. Buna acil bir çözüm bulmamız lazım bizim. Araba sollanmaz. Kim yürüyor da ben sollayacağım, bu tabela beni radar. Hah! Hız tahdidi burada kaçtır? 50 kilometre midir? 60 kilometre midir? Yani ben saatte 10 kilometreden fazla yürüyemem ki, bu levhalar beni ilgilendirmez. Bir yere kadar, tabanlarım şişti ya. O ne? Bu ne be? Selamünaleyküm. Hayırdır dayı? Hayır hayır, bizim şerle işimiz olmaz. Eyvallah. Ne iş? Valla... Şoraycığım, seni televizyonlarda seyrediyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Güzel de program yapıyorsun. Hay yaşayasın be dayım. Dere, tepe, ova, çay, nehir, ırmak. Bakıyorum kan ter içerisinde. Tabanların da şişmiştir senin. Ya beni anlayan birini buldum ya. Şu Alaplı'da beni anlayan birini bul. Ya öpeceğim, öpeceğim. Öpeceğim. Ben de seni öpeyim. Vallahi tabanlarım şişti dayı benim ya. Kol sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. Dedim bu deli olan şimdi yorulmuştur. Ben de burada atlanan beraber seni bekliyorum. Ama ya benim buraya geleceğim belliydi. Sen nereden biliyorsun dayı benim ya buraya geleceğim? Valla sen şimdi gezmediğin memleket kalmadı yani. Kalmadı. Mutlaka kalmadı. Dedim bu Alaplı'ya da mutlaka uğrar. Evet. Alaplı da öyle şirin bir Karadeniz'in ilçesi. Batı Karadeniz'in. Güzel ve şirin bir ilçesi. Mutlaka dedim yolu buradan geçer. Aha da geçti işte. Burada 6 aydır nöbet bekliyoruz. 6 aydır? Geçtince. Vay dayım benim be. Vay, evdekiler ne diyor? Sen sabah şorayı beklemeye diye çıkıyorsun. Yenge kızmıyor mu? Valla bizim yenge öyle şeylere kızmaz. Bizim amacımız millete hizmet. Şoray da milletten bir parça olduğuna göre şoraya hizmet de bizim görevimizin bir parçası. 6 aydır beni burada bekliyorsun. Onu anladım. Ona bir diyeceğim ya. Bu beygirler neyin nesi dayım be? Beygirler nöbet tutuyor işte. Şoray yorulmuştur. Ona yardımcı olalım diye. Ne diyorsun sen ya? Görürüz şorayı dedim. Atlarız beraber. Zülgeli atıyoruz. Çekimleri yaparız dedim. Ne diyorsun sen? Benim için mi getirdin bu terkindeki atı? Kimin için getireyim? Tabii ki senin için getirdim. Ya yorulmayayım, tabanlarım şişmiş diye acıdın bana. At mı hediye edeceksin sen ya? Gerçekten öyle at hediye edeceğim. Sen ne mübarek bir adamsın da dayım benim ya. Estağfurullah. Siz kimsin, necisin, adın ne? Ne iş yaparsın vallahi dayım? Eskiden bizim işi yapanlara iş sayılmaz da milletin hizmetini yapanlara şehrül emin derlerdi. Bir ara belediye reisi demeye başladılar. Şimdi de belediye başkanı diyorlar bize. Ha sen belediye başkanısın. Evet, ben Deniz Alaplı Belediye Başkanı Faruk Çatıroğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Faruk abim ya. Bu ne güzel saadet ya. Vallahi yaşayasın. Vallahi o şeref, o saadet güzel. Estağfurullah. Bu şimdi benim öyle mi? Evet, bu sizin. Buyurun. İlk defa bir ilçenin girişinde bineğimizle karşılaşıyoruz vallahi ya. Ama güçlü. Vallahi iyi ben. Rotamızı çevir. Başkanım ben de. Alaplı'ya doğru rotamızı çevir gidiyoruz. Efendim buradan diğer yetkililere de ithaf olunur. Alaplı'da bineğimizle karşılanıyoruz. Hadi. Ya artık bilirsiniz geldiğimizde ne yapacağız. Gel. Damadın kardeşinden mankenlik gösterisi. Yani kayınvalidenin tükürdüğü kaymağı yemezsen kızı alamıyormuş. Doğru. Şimdi kızı vermiyoruz. Bir anne, kadınlara gökte düğün var demişler. Merdiven nerede demiş hanımlar. Biz de bir kınadayız. Da senin ne işin var burada? Yürü. Yürü. Koynunda
ucundan tutalım da. Tepe tepe. Tepeden mi yendiniz? Evet, evet. Kınaya mı geldiniz? Evet, evet. Kınaya mı geldiniz? Vallahi billahi kınaya geldik. Hoş bulduk. Durduk, pardon, özür dilerim. Ne elediğini bilen var mı? Önlük eledim. Önlük eledim. Önlük eledim. Önlük. 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 Niye aynı anda başka şey önlük mü önlük eledim oluyor? Ne elediğinizi bilmiyor musunuz? Buyurun baştan lütfen. Buyurun. Bak bak, kulağım sizde, dinliyor mu? Sıcak oldu, evet. Evet. Sobayı kim yaktı böyle? Işıktan herhalde. Sobayı biz yaktık. Işıkla alakalı. Misafirler üşümesin diye. Annem misafir üşümedi de yani, pişti be annemle. Piştiyse kapı açarız, serin dersiniz. Öyle mi? Evet. Ben ama anladım senin niyetini. He. Sen misafirlerine misafir haşlama yapacaksın da işte. Daha pişmemiş be. Biraz da haşlansınlar. Çiğ biraz. Kınayı siz mi yapıyorsunuz, evet, efendim? Ne sıfatla yapıyorum. Yakıyorsunuz? Gelin olduğu için yakıyorum. Hayır yani size ne yani, siz kınacı mısınız? Evet, kınacıyım. Ha, bütün buralardaki kınaları siz mi yakarsınız? Ben yakarım. Size ne derler, kınacı Emine mi derler? Evet. Adınız Emine mi? Emine. Ciddi mi? Ciddi. Vallahi. Tabii. Yok artık, tutturuyorum ben ya. Erdiniz. Sibel. Kader. Az kalsın tutturuyordur. Şule. Hayır. Hayır. Esra. Şule bu. Şule bu. Hep karıştırırım ben sizi be. Halbuki gözlerinizin renk... Yo, onun da aynı. Kız sen ne zaman Şule oldun da... Peki isim nedir efendim sizin? Nagihan. Nagihan. Efendim? Nagihan. Sesin niye çıkmıyor? Nagihan. Tamam tamam tamam. Seni oynatmışlar galiba biraz dışarıda, öyle mi? Yok, daha oynamadık. Nasıl oynamadın? Daha başlamadık kınaya. Etekteki çamurlar nereden? Dışarıdan gelirken mi? Misafirleri öptüm de o yüzden. Misafirler... Misafirleri öpünce eteğin mi çamurlanıyor? Nasıl oluyor? Yok, o yüzden değil. Eteğimi tutma dediler. Yani misafirleri öperken tutamadım, çamur oldu. Misafirleri nerede öpüyorsun ki? Sokakta. Niye, odaya gelseler olmuyor mu? Yok, olmuyormuş. Adet öyle değilmiş. Siz gelin olarak ayağına gideceksiniz, evet, illaki. Niye hep uzun yaparlar gelinlikleri? Beyaz gelinlik giyerler. Altları ya çamur olur ya toz olur. Böyle siyahlaşır. Adet. Niye öyle olur efendim? Adet. Adet illa çamurlanacak bu yani. Öyle olacak. İyi. Emine yenge. Efendim. Buyurun, yakınız kınayı. Açmıyorum elimi. Buyur. Açmıyorum. Pabuç kadar olmuş senin dilinde. Ne oluyor? Dün bir bugün iki. Ne demek açmıyorum elini? Açacaksın. Açamam elimi. Karşında senin baş pehlivan yetiştirmiş Emine var be. Sen ne açmıyorsun? Yok, açamam. Açacaksın. Bir şey istiyor. Bir şey istiyor. Altın istiyor, altın. Kaynana yapacak. Kaynana yapacak. Ne? Kaynana yapacak. Kaynana yapacak. Altın istiyoruz. Altın istiyoruz. Ama evet, ben de ama tabii ya tabii. Nerede kızın kaynanası? Maşallah. Maşallah ablam yani. Altına ne hacet? Senin görünmen yeter be. Yeterli. Seni görüp de elini açmayacak gelin var mıdır yeryüzünde? Olmaz oğlum. Anneciğim benim be. Maşallah, bir dön de bir kaynana görsün memleket ya. Bir dön annem. Nereye dönün? Dön kameraya doğru. Efendim yok, kaynanalar meşhurmuş da, meşhur kaynana işte en ağır kaynana. Daha bugüne kadar daha ağır bir kaynana ile tanışmadık. İsim efendim? Kadriye. Kadriye Hanım efendiciğim. Evet. Bu kızı siz mi gördünüz oğlunuza? Oğlum görmüş. Gözü belere sıcak. Ben görmedim.
Sen onayın yok mu senin? Oğlum görmüş, o beğendikten sonra ben de padişahımın tacı yaparım dedim. Mecburen öyle diyeceğim tabii. Tabii tabii. Isındın mı Nagihan'a? Isındım. Sesi çıkmıyor. Sevdim. Bak söyleyeyim sana. Hiç sesi çıkmıyor. Çıkmıyor. Zaten senin karşında ne konuşacak ki yani? Ne diyebilir konuşmaya. Ne diyebilir ki yani? Hükümet gibi değil mi? Ne hükümeti ya? Halenen Avrupa Birliği karşımızda duruyor. Aha da Danimarka yani. Buyurun Fransa. Vay ablam iki kolunda iki ayrı devlet taşıyor. Maşallah. Maşallah. Ezelden beri mi böyle yoksa kaynana olacağım diye mi? Ezelden beri böyleyim zaten. Böyle. Buralı mısınız siz? Buralıyız. Kızı alıp nereye götüreceksiniz? Köyümüze. Köy uzak mı buraya? Yok Alaplı'ya. Alaplı yani. Yakın yani yakın, buraya. Yakın yakın. Senin yüzün ondan mı gülüyordu? Ondan gülüyor. Ben bir ara ağlıyor mu dedim ama termiş abi ablam be. Sıcak biçtik burada sıcaktan. Öyle işte. Çabuk bitirelim işte. Sana ne be? Olaya çıkalım. Oğlan acele etsin. Sana ne oluyor? İşi ne yapayım? Ticaret mi yapıyorsun? Bitirelim işi diyorsun. Kız açmıyor elini. Ne getirdin? Altın getirdim. Annem altın getirdim. Bak bir şeyde Ebadan'a yakışıyor mu? Yeter. Bir kendine bak bir getirdiğin çok altına altın bak. Altın taktım ben ona yeter. Ne kadar neler taktın? Bak 6 tane Adana burgusu taktım. Gerdanlık taktım. Her şeyi taktım yani. Aferin kız kapmışın yere kapacağını. Kaptım kaptım. Bu mu? Yeterli midir? Yeterli. Değilse söyle bak. Yeterli. Ya kaynana alır öyle görünüyor yani. Evlenince alırlar. Affedersin. Zor alırlar. Yok biz kuruyorsun niye? Evlenene kadar. Evlenene kadar. Evlenene kadar annem o. Tamam mıdır işlem? Bu kadar. Bu kadar. Sen karşılığında bir şey alıyor musun annem? Kaynana verse alacağım. Tamam kaynanaya da bu kadar yüklenmeyin. Ben o zaman sen ver. Ben ne vereyim? O zaman siz verin. Ben ne vereyim? Kızı tanımıyorum. Hayatında ilk defa görüyorum. Görüyorsan çekim yapıyorsun. Kaynanadan isteyeyim diyorum. Gelini ver diyorum. Ben ne yapacağım? Arada şey kalacaksın. Arada. Buyurun efendim. Siz gelinleri kız kardeş olarak görmüyor musunuz? Geçen programınızda bakmıştık. Kız kardeşim dedi. Kızım sen de el alem için ne pazarlık yapıyorsun? Kendin için istesene bir de. Kendin için iste. Vallahi kusura bakma bizim gerine sözümüz var. Var mı toplu iğnesi olan? Toplu iğnemiz. Toplu iğne var mı? Benim var. Toplu iğne için de para mı alacaksınız? Teşekkür ederiz. Benim buramdan aldın mı? Nagihancığımıza. Size layık değil ama. Teşekkür ederim. Cebimizden çıkan bu. Evet. Yine de kaynananın altınından pahalıdır be. Ben bileydim çeyrek alırdım daha ucuza gelirdi be. Nereden bileyim böyle peşin çalışacağımı? Sen gene kaynanaya yapış Emine yenge. Ya onu kaptan çıkmadan şimdi yakalarım. Sen onu var ya sabaha kadar yakala. Kapıyı da yıkar bana seni de yıkar beraber çıkarsınız yani. Hadi gel çıkart. Neyi çıkartıyorsun? Çanta boşaldı. O çanta ne zaman hayır, doluydu ki boşaldı. Annem sen de konuşun evet, çanta boşaldı. Nagihan'ın annesi kim efendim? Sizsiniz. Evet. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? İyidir. Ben anlamıştım öyle bir köşede mahzun mahzun durmanızdan anlamıştım Nagihan'ın annesi olduğunuzu. Gidiyor kız. Gidiyor. Bu gece son. Son. Damadı sevdin mi? Sevdim. Gerekli yalakalığı yapıyor mu? Evet. Anneciğim anneciğim diyor mu? Ellerine sarılıyor mu? Sarılıyor. İstemeye geldiler ne yaptın? Ne yaptım? Üzüldün mü? Üzüldük ya. Ama annem böyle bu işler be. Kızı evet. İsterler yani. İstemeseler evde kaldı istemiş, derler. Oğlan istemiş. Şimdi ne yapıyoruz hanımlar? Şimdi oynamaya gidiyoruz. Şimdi oynamaya gidiyoruz. Oynamaya nereye gidiyorsunuz? Aşağıya. 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 Gidin oynayacağım bize ne? Aşağı inip siz de göbek atacak. Siz oynamayacaksınız mı? Efendim? Siz oynamayacaksınız. Ben Eyüpsüz hayatta göbek atmam. Eyüp kim? Eyüp karşında duran. Tamam o da oynar. Onun bugün hiç oynayası yok be ablası be. Neden? Öyle bugün köçek tarafından kalkmamış be. İşte Nagihan. Memnun musunuz efendim? Memnunum. Heyecanlı görüyorum ben sizi. Biraz evet. Biraz? Heyecanlıyım. Nerede tanıştınız siz? Arabam bozuldu bir gün kaporta yaptı. Hayır. Hayır Arife günü çarşıda tanıştık. Hangi Arife günü?
geçen bayram. Arife bay, Arife. Aman o 3 günde ne oluyoruz dedim ya annem. Ne zaman hazırlık yaptınız da? Arife geçendi. Bir ay önce yani. Bir ay önce Arife günü. Bir aydır tanışıyorsunuz. Evet. Bir ay içinde tanıştınız, evleneceksiniz. Bir ay önce çıktık, nişanlandık, evleniyoruz. Acele değil mi kızım biraz? Acele. Acele gider, acele gidermiş ama. Allah korusun ya. Kızlar, Allah kına korusun. Yanıyor. Kına yanıyor hakikaten ya. Sen... Çarşıya vardım, erikten aldım. Çarşıya vardım, erikten aldım. Yarın haberini eve... Çelişkili iş be. Yani bir kızımız mutlu oluyor, evlenecek tabii. Kendi yuvasını kuracak. Öte yandan anası... Yalnız kalacak. Ne bileyim ben. Anlamadım. Bu işin içinden çıkan varsa bana da anlatsın bir ara. Mutluluklar diliyoruz. Amin, sağ ol. Bir sarıl bakayım anam. Hadi. O yar camdan bakıyor ben nasıl edeyim. Kızlar Bayramı olarak adlandırılan bir aktivite var. Bugün ne bayramı? Kızlar Bayramı! Kızlar nerede? Kızlar! Alaplı'da Nagihan'ın kınasındaydık. Şimdi de onun düğününde olacağız. Alaplı'da düğünlerde bir adet var. Güveybaşı dolanması. Doğru mu söyledim? Evet, aynen doğru. Hadi, tamam açalım. Nerede? Sadıç Bey'i alabilir miyim? Gel. Bu ev senin, gel hele gel. Tamamen değil, tamam. Başını uzat yeterli bize. Tamam, uzatayım. Buradan çıkmak istiyorsunuz evet. Anladığım kadar. Buradan çıkamazsanız güveybaşı dolanması yatacak galiba. Yatacak, evet. Ya da düğüne de geç gelecek galiba. Düğün geç kalmaz. Biz buna şimdi çıkacağız. Arkadaş biraz evet. Suyumuza git sen de ya. Ama muhalefet ediyorsun ya. Şimdi biz bu kapıyı açmak için buradan çekilmek para istiyoruz sizden. Para istiyoruz. He? Damatta para yokmuş ya. Damatta para olmaz zaten. Damadın parayla ne? Sadıç ne işe yarar? Ya bende de para yok. Ne demek bende para yok? Kalırsınız abiciğim o zaman burada ya. Tamam, olur. Öyle öyle. Tamam, anlatır mı? Ama sen hani 3 kuruş 5 kuruş verirsen açarız kapıyı. Tabii muhakkak. Görelim. Tabii. At elini bir cebine. Hiç öyle anlamamazlığa veriyorsun sen de. Onu sadıçım ben değil. Sadıç mı? Buyurun. Buyurun. Tamam. Adet yeni geldi. İsmin ne senin Sadıç? Harun. Harun bir başını uzat ya. Uzattım. 20 kağıt veren herkesi televizyona çıkartacağız biz ya Harun'cum ya. Tamam çıkabilir. Buyur Eyüp'cim. Tamam. İzin veriyor. Çıkabilirler mi arkadaşlar? Köyü dolaşacaklar tamam, öyle mi? Sadıç'ın evet, evinden tabii. Çıkacak. Bunu da, mesela gelin... Kalmayız ya sen tabii, merak etme. Geliyor, tamam anladık geliyor, saat evet. 1'de. Evet. Gelin böyle evden çıkar da damadın evden çıkışını ilk defa görüyoruz biz. Gerek bu. Yıllarca böyle. Çalsın o zaman arkadaşlarımız buyurun. Eyüp. Eyüp saçların çıkmış. Ne diyorsun ya? Eyüp ne oldu sana? Hangi Eyüp'ten bahsediyorsun? Bizim sen kameraman değil misin kardeşim? Evet. Tamam bizim kameramanımız Eyüp. Hayır ben Eyüp değilim. Ya saçlarını çıkıp Eyüp sırma gibi olmuşsun ya. Karıştırdın sen. Sen zaten yakışıklıydın da bayağı iyi olmuş Eyüp ya. Allah Allah. Kamerayı da hafifletmişim biraz. Ne oldu ya? Ben bir ara arkamı döndüm. Döndüm. Tanıyamadım seni Eyüp ya. Nasıl tanıyamazsın ya? O zeytinyağlarını süre süre bayağı iyi olmuş sen Eyüp ya. Ne yapalım ya? Anca. Anca bu kadar. Eyüp aklıma gelmişken 100 milyon borç verdim sana hatırlıyor musun? Yok hatırlamıyorum. 1,5 ay önce sana 100 milyon borç verdim. Ben sana vermiş olabilir miyim? Mümkün değil. Ya ben sana borç verdim. Alabilir miyim onu Eyüp? 100 milyon. 100 milyon. Hatırlamıyorum. Yatma paramın üstüne Eyüp. Vallahi yatmıyorum ya. Eyüp lütfen. Bak Eyüp severim seni ayrı. Ay lütfen. Şu an... Bu kadar kişinin de rezil etme bizi yani. Yok rezillikten değil. Şu an zaten para kazanıyoruz ya. Eyüp. Eyüp burada işte. Tamam biz de kamerayı görünce Allah'ım yarabbim ya. Ne haber? Vay koçum benim ya. Geç ben seni meslektaşının yanında ben görüntüleyeyim seni ya. Ama şu an konuşma yapmıyor. Şu an güvey dolaması var. Güvey? Dolaması var. Dolaması. Evet dolaması var. Bu manken kardeşi. Bozması arkadaş. Damadın kardeşi. Damadın kardeşi. Evet, siz maalesef. Sülalecek maşallah. Bir kalk bakayım ya.
Al erkek manken yetişmiyor. Buyur. Al sana erkek manken. Daha kesmedin mi görüntüler? Olur. Gel. Gel. Bir açalım lütfen podyumu. Damadın kardeşi oturur yanında. Evet. Tut ki 7 kardeş, 7 sandalye mi olur? Evet. Evet. Arkadaşlar da valla yakıyorsunuz ya gençler ortalığı. Biz yaşlanmışız hakikaten. Bunları... Öyle tasdikler gibi başını sallayıp adam moralini bozma. Estağfurullah abi falan de yani. Hocam hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Lütfen buyurun. Herhalde aynı şovları damattan ve gençlerden beklediğiniz şovları bizden beklemezsiniz inşallah. Aşk olsun. Aşk şimdi, olsun. Sizden dua bekleriz. Az çok bizim bu Alaplı yöresine ait bir düğünlerde, gençlerin evlendiği düğünlerinde güveybaşı dediğimiz bir güzel adetlerimiz var. 3 kişiye kına yakılır. Kurbanlık koyuna, askere giden gencimize, Mehmetçiğimize ve bir de evlenen gelin ve damada güven içinde olsunlar diye kına yakılıyor. Türk bayrağımızın simgesiyle örtülüyor ve dua yapılıyor. Buranın buyurun. Vazgeçilmez bir adeti. Evliliklerine adım atan bu gençlerimize şimdiden itibaren mutluluklar, güzellikler, iyi geçimler nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kendilerine hayırlı evlatlar, dinine, vatanına, bayrağına, annesine, babasına itaatkar evlatlar yetiştirmelerini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Şimdiden itibaren kendilerine dışarıdan gelecek her türlü fitneden, fesattan, dedikodudan kendilerini hıfz-ı muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Hanımefendiciğim, başka bir yer yakışmazdı size. Tabii ki en ön koltuğa oturacaktınız. Yani. Bu nedir efendim? Bu Şoray Bey, bu geleneksel düğünlerimiz, toylarımızda bu damada kaymak. Kayınvalide tarafından kaymak. Damat kaymak yedi. Evet. Böyle bir geleneğimizde damadın kaymak yemesi gerekiyor. Kaymak değil ama başka bir şey de var. Kaymak ve kaymada tükürmüş içine. Ne yapmış? Tükürmüş içine biraz. Fazla yesin diye. Hayatta inanmam. Gelsin tükürsün. Gelsin söylüyorum tükürmüş içine. Gelsin göreyim. Çağırayım mı gelsin? Çağırın gelsin tamam, göreyim. Allah Allah. İlginç bir adet. Canım tükürmüşler, ben inanmadığım için bir daha bir bakacağız yani. Yok tükürmüşsün de tamam. Öyleymiş adet. Yani kayınvalidenin tükürdüğü kaymağı yemezsen kızı alamıyormuş. Doğru. Doğru. Ne yapacaksın? Yiyeceğiz. Kenarından yersin. Nasıl kenarından? Bitecek o kaymak, bitecek. Alsaydı ya. Annem hoş geldin. Hoş geldin. Ahan da damadın, ahan da kayınvaliden yavrucuğum. Adet öyleymiş teyzeciğim, duyduk. Evet. Kaynana kaymağın içine tükürülmüş. Biz o işi bederdik. Yukarıda. Evet. Biz kuruyor. Görmedik ama. Evet. Biz görmedik. Hude. Yok baba ya. Olmadı. Oldu mu? Oldu. Neyse o kural anlı. Yok bir görelim. Hiç görmedim. Hiç görmedim. Hiç görmedim. Ya tüh diyemeyim sen bunu için Allah aşkına ya. Bir şey olmadı, bir şey olmadı ya. Ayrı bir şey ya. Canım afiyet şeker olsun. Sadıç. Efendim? Eğer kaymağın içine sen de tükürürsen tez zamanda evlenirmişim bak. Ya ben tükürmeye gerek yok ya. Buyur buyur. Yok. O da yiyeceğim. Pı abi. Diye ya. Abi o da yiyeceğim. Canım benim buyurun. Afiyet olsun. Kenardan kenardan. Belli değil ki nereye geldi. Şora Bey, bir de şimdi bu tepsicilerin bir 50 milyon para bırakması gerek. Yoksa bir tepsi bırak kalkmaz yani. Tepsi. Bir de bir öyle bir adet var. Çok güzel bir adet. Evet. Ben destekliyorum şahsen yani. Evet, buyurun. Doğrudur. Doğrudur. Bak ümidinden belki bir damat beyin 50 milyon duyunca. Damattan mı ben alacağız? Ben damat olsam 500 milyon bırakmadım, terbiyesizim. 500 milyon. Vallahi bırakırım damat olsam. Olan verir ya, olmayan ne verecek Allah Allah. Ümidini sıkacak halimiz yok çocuğum. Yüzmüş kuyruğuna gelmiş. Ye. Ye. Göreyim mi? Ortalardan. Şöyle bir karıştır. Canım ben ben bugün niyetliyim ben. Bugün niyetliyim ben. Çık.
Efendim gelin hanımefendi kısa bir süre sonra annesinin evinden, kendi evlerinden çıkacak. Eşiyle burada buluşacak ve yeni hayatlarına doğru yola çıkacaklar. Peki gelin hanımın annesinin evindeki son dakikalarında neler yaşanıyor onu da gösteririz. Nagihan'ın annesinin evindeki son dakikaları. Her gelin olduğu gibi sana da kuşak bağlanacak. Abi yoksa kardeş, o yoksa dayı. Ama şimdi kardeşim var. Çok şükür o bağlanacak değil mi? Evet. Sen niye öyle gözlerin doldu senin kız? Hep bu tür durumlarda kapının öbür tarafında olurduk. İçeride olmazdık. Kapıyı açtırmaya çalışırdık ama şimdi kızı vermiyoruz. Vermemeye çalışıyoruz değil mi? Alenen vermiyoruz yani. Evet, vermiyoruz. Bakalım böyle Recep Recep dışarıda ya. Pazarlıklarını bir bitirsin bakalım. Siz de pay mı istiyorsunuz? Tabii ya. Biz dayısına koyarız. Odadaki herkes alır mı? Yeter. Bu fotoğrafçı alamaz. Fotoğraf da alamaz. Damat da puh, yazıklar olsun sana. Parçalayın şunu. Defol git aramızdan casus. Sızmış nasıl sızmış saraya. Damat şimdi bizi bir görsün bakalım. Recep'ciğim gel canım sen. Bitti mi senin iş, sen memnun musun? Damat'cığım bizi de bir gör bakayım canım. Açamayız abi kapıyı. Yok öyle bir şey yani. Görelim. Neyi görelim? Biz bir şey görmedik. Arkadaş hem acele ediyorsunuz hem de bizi burada tutuyorsunuz. Öyle şöyle abi moray bey yok arkadaş. Öyle öyle. Bu işler öyle. Öyle. Uğraşacak biraz. Yani, efendim canım. Geç kaldım. Bak, canım şimdi, tamam çıkarttım bir şeyler vereceğiz. Şuna kardeş. Bir dakika. Öyle kardeşle abiyle mavi olacak şeyler değil bunlar. Biz kolay mı yetişiyor? Şuraya biz verdik ya orada şeyde kaldı. Evin önünde kaldı. Canım şimdi biz de, şu hesap yani. Hesap kapanmadı. Hesap, elinizi çabuk tutun fazla hesap, da acele edelim. Hadi bakalım canım. Bekleşenleri görebiliriz mi? Tamam bu yeter mi? Bekleşen. O veriyor valla ben vermiyorum. Kim veriyor? Damat ya, tarafı. Tabii. Pardon. Buyurun. Ya senin hatırın için o da. Senin hatırın için. Alayım. Senin için de kendimi parolyorum. Kızlar Bayramı olarak adlandırılan bir aktivite var. Bugün ne bayramı? Kızlar Bayramı! Kızlar nerede? Kızlar! Şoray Uzun Yoldan'ın gördüğü en yaşlı oynak ekip. Allah sağlık versin de. Alatlı'dayız sevgili seyircilerimiz. Biraz sevimsiz bir yolculuk oldu ama burada Kızlar Bayramı varmış. O Kızlar Bayramı'nı çekeceğiz size. Göstereceğiz daha doğrusu. Biz çekeceğiz size de göstereceğiz. Burada her Kurban Bayramı'nın 4. günü Kızlar Bayramı olarak adlandırılan bir aktivite var. Burada Alatlı'nın meydanına kızlarımız bütün civar köylerden, ilçelerden geliyorlar. Ve sadece ve sadece kızlar kendi aralarında bayramlaşıyorlar. Ha kızlar bayramlaşırken etrafta erkekler olmuyor mu? Oluyor. Ne yapıyorlar bayramlaşan kızlara? Bakıyorlar mı? Vallahi gördüğümüz kadarıyla bakıyorlar. Buyurun Kızlar Bayramı. Bayramınız kutlu olsun kızlar. Nereden geliyorsunuz? Geziyoruz. Hangi köyden geldiniz? Alolu köyü. Uzak mı buraya? 10-15 dakikalık. Minibüse geldiniz. Burada doğru değil mi? Doğru biliyoruz biz. Kızlar Bayramı var. Evet.
Alaplı'da kızlar bayramı. Bunu anladık. Kızlarımız da burada, onu da anladık. Sen kardeş? Alaplı'mıza kız bayramı diye bir bayram yoktur. Gençlerin bayramı vardır. Ya yanlış anlama, genç yani, görmüyorum da. Bu gençler bayramında ne işin var? Gençler bayramında... Yaşını başını almışsın. Oğlum burada, hanımım burada. Yenge gel. Gel buraya. Gel gel. Gel gel. 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 Hanımım burada, oğluma kız bakmaya geldim. Ne yaptın? Oğluma kız bakmaya geldim. Ve esin olsun günü güzel. Günü acı güzel. Gel acı yenge. Gel. Siz beyi burada mı buldunuz? Hayır. Bu zamanınız yok Şoray Bey. Ben 50 yaşındayım. Ama bu yani 3-4 senedir olan bir bayram. Peki soralım hanımlara. Bu hakikaten kayınvalide adaylarının evlatlarına gelin adayı bakma günü müdür? Değil. Yok yok, hayır, biz kesinlikle öyle düşünmüyoruz. Burada yaşlı amcalar da var o taraflarda. Evli çiftler de geziyor, nişanlılar da geziyor, bekarlar da geziyor. Önceden daha önceleri eve çıkıp müzik çalıp kadınla erkekle oyunlar oynanıyordu. Bayram kutlanıyordu. Bayram kutlanıyordu. Şimdi ne oldu? İnternetler mi çıktı? Şimdi ya evlere çıkma kalktı. Sadece kız bayramı. Her soruyu atlama be yavrum be. Şöyle dur, kamufle edeyim seni. Ben sadece arkadaşlarla geziyoruz yani. Kız veya erkek bayramı olarak nitelendirilmesi. Nedim Yılmaz, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bunu ne zaman duydunuz da... Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiniz. Bunu ne zaman duydunuz da hazırladınız? Çevrem geniş. Muhitim var yani. Muhitim var. Herkes dede babadır. 3 yaşından 100 yaşına kadar bütün herkes beni tanır. Ben böyle envai çeşit yazılar yazarım. Resmi günlerde, dini günlerde hepsinde böyle gezerim. Alaplı'da böyle... Dünya... Yürüyen tabela yani. Burada ne yazıyor? Yürüyen tabela. Tüm İslam aleminin bayramını kutlar, nice bayramlar dilerim. Nedim Yılmaz. Zannediyorsunuz ki tabelanın sadece ön kısmı var. Aynısı tüm İslam aleminin bayramını kutlar, nice bayramlar dilerim. Eskaza Nedim abi önden kaçırdıysanız, yürürken arkasını döndüğünde de görebiliyorsunuz. Arkadaşlar, bugün ne bayramı? Kızlar bayramı! Kızlar nerede? Demek ki kızlar bayramı olmuş. Erkekler bayramı. Erkekler bayramı. Bayramınız kutlu olsun. Buyurun. Neyi beğenmedin mi ya? Nesini beğeneyim ben bunu? Bu baston 1 trilyona bile satılık değil. Satılık. Bir erkekten yoğurt tarifi. Ilık mı, normal bir şey geldiği zaman. İki isimli bitki. Şoray Uzun Yoldan'ın gördüğü en yaşlı oynak ekip. Allah'ın sağlığı üstünde. Neyi beğenmedin ya? Nesini beğeneyim ben bunu? Bu baston 1 trilyona bile satılık değil. Satılık. Şoray Uzun Yoldan'ın gördüğü en yaşlı oynak ekip. Allah'ın sağlığı üstünde. Zonguldak Alaplı Demirciler Köyü'ndeyiz. 3 tane yemek tarifimiz olacak size. İsimlerine dikkat, sıkı durun. Petle, gizleme ekmeği, Hasan Tiridi. İsimler ilginç. Peki yemekler nasıl? Gösterelim. Bu ev muhtarın evine benziyor. Sanıyorum doğru geldi. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Geldim, yettim yardıma. Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk, sefa gördük. Dondum. Şöyle ateşin yanında bir ısını vereyim. Isın. Nasılsınız efendim? İyiyiz yavrum. Yavrum diyen dillerine kurban olayım bir. O dişlerin iki tanesini ver bana, satıp sermaye yapayım iki. Bu yaptığınız nedir efendim? Gözleme. 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 Yine görünen köy kılavuz istemiyor ki siz bunu sadece yapmakla kalmamışsınız. Ha. Evet, aynı zamanda götürmüşsünüz. Götürmüşüz. Senelerdir bunları yapmışsınız, yutmuşsunuz. Yapmışsınız, yutmuşsunuz. Evet. Ve maşallah hakikaten... Kapı gibi olmuşsunuz. Öyle deme. Öyle dedim, hadi çıktı ağzımdan şimdi. Hatta ayıptır söylemesi, çelik kapı gibi olmuşsunuz. Bu nedir efendim yaptığınız?
Bu saç gözlemesi. Saç gözlemesi. Evet. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Bunu yoğuruyoruz duzunla. Sonra yazıyoruz, açıyoruz. Yağlıyoruz. İçine malzeme koyuyoruz. Malzeme nedir? Nane, pul biber, karabiber. Sizde hafif bir patronluk vaziyeti var. Hem baş köşeye oturmuşsunuz ateşin başını. Evet, evet. Hem de sağa sola emirler yağdırıyorsunuz. Bu kadınlar aleminde böyle midir? Yani bir reis, bir baş var mıdır mesela? Tabii tabii. Var. Evet. Buranın reisi siz mi oluyorsunuz? Pek olmaz da işte burayı ben yapıyorum. Vallahi açıkçası elinde sopası olan reistir diye düşünüyorum. Sen de annem işin gücü beni besleme. Devam et şimdi. La. Sunucunu... Sunucuna sahip çıkmanı saygıyla karşılıyorum. Sevgili yönetmenim. Eline de besliyorum. Sağ olasın, var olasın. Ben sizi deniyorum yani. Bu ağzı da doluyken konuşabilecek mi diye. Deneyelim. Hadi buyurun. İsminiz Şoray'dı. İsmim Şoray. İsminiz? Soy ismim de Uzun. 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 Başka neyi merak ediyorsunuz? Annenin ismini. Annemin adı Pembe. Babanızın ismi. Babamın adı Ali. 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 Memnun olduk. Ben de memnun oldum. Sizin adınız ne? Sizin yönetmeninizin ismi. Yönetmeninizin ismi. Ali. Ben yönetmenim. Ali. İsmi. İsmi ben yönetmenim. Ali. Kameraman adı Eyüp. Eyüp. Memnun oldum. Eyüp. Ben de timsah. Genelde timsah derler. Hadi afiyet olsun. Ben sizi açlıyı doyurayım diye yaptım yani. Ben aslında açlıyım ya. Hadi afiyet olsun. Tamam. Devam edin. Buyurun işinize. Ben açıyorum. Hakikaten ağırlık yapıyormuş yemek ya. Yok duramıyorum ayakta. Aman üç o yandan da beş bu yandan. Aman zırh yerden. Hadi çabuk çabuk yazın da bir şeyleyim, saç yanıyor ocakta. Bir de çabuk çabuk olacak. Tabii çabuk çabuk olalım. Saçımız yanıyor. Malzemesi içinde bunun? Evet. Evet. İçinde mi böyle tekrar mı açıyorsunuz? İçinde yiyesinden böyle tekrar açıyoruz. Erkekler yapamaz mı bunu? Yapan erkek yapamaya yapmaz. Yapmak isteyen yapar yani. Çok güzel yani. Süleyman Demirel'e bir siyasi soru sorsak ancak bu kadar politik bir cevap alırdık. Müsaade eder misiniz efendim? Ben bir deneyeyim şöyle bir. Buyur. Yapabilecek mi? Hadi bakalım. Yapabileceğim mi ne demek ya? Sen her yere yapıyorsun buyur. Az bir yaraş da bari. Yaraşamıyorum ki. Rıstım de. Sıkıştın kaldın orada. Çağıralım mı Vinç? Sen işine bakın, boş öpeceğim. Sizin isim efendim? Hava Yüksel. Hava anne mi diyorlar size? Hava anne de, hava kadı de, abla de, ana de. Ne dersen de. Benim hava kadı hoşuma gitti. İyi. Hava kadı mı deniyor sadece? Ne dersen de. Hava kadın, hava kadın. Ha, hava kadın. Ben gideceğim Malatya illerine doğru. Atımı hazırlasınlar, söyle. Söyle, atma hızlan. Değil mi? Adamlar ata biner giderlerdi böyle. Tabii. Tabii. Ata, adam güveyi bine, adam bine, gelin bine. Her şey olu. Peki böyle ata bin... Yumurcu olu, bine ata. Ata binince siz de böyle bakar mıydınız? Hey koçum benim be. Bakma oğlum, poğumuzun uçta belli yukarı yukarı kalkan at yarıştı. Ata bindi o. Ata bindi de ata binenlere de kesmiş. Binmezdi, dağlara da alınacaktı. Atlar. Atta sevdiğini görünce ne olurmuş? Gülüyoruz, konuşuyoruz, oynuyoruz atın üstünde. Nasıl atın üstünde? Ben atın üstünde oynuyoruz işte. Canlandıracağız, yapacak bir şey yok. Tut ki sen attasın. Hadi tut ki ben de attım. Nasıl oynanıyor diye. Dik 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 dik. Oluyor mu öyle? Bir çarpını sen attan düşürürüm. Oldu. Neyse iyi ki ben senin yaşlı haline denk gelmişim vallahi. Sen birkaç mani söyle. Ben birkaç söyleyemem. Bir tane mi var sende? Bir tanecik var, başka bilmiyorum ben. Bir tanecik mi var? Hadi söyleyen söyleyen hadi yaz. Evet buyur. Kara dut parmak gibi akıyor ırmak gibi. Benim yarı sorarsan tabakta kaymak gibi. Ucunda kargalar, tal ucunu ırgalar. Eyler askere gitti, köyde kalan hurdalar.
Ya şimdi bak, bana düşmez babaanne de. Hurda yaptı oğlum. Abla kadın diyor ki, yarim kaymak diyor, sen de bize hurda diyorsun ya. Ne var? Ne size demeyin, ben size demeyin. Onu biliyorsun. Kimmiş hurdayı, hurda kimmiş? Tanıştırayım efendim. Askere gitmeyenler. 1946 model Playmobil. Artık yedek parçası falan da yok. Sarı kamyon kaydı gel, yolcuları saydı gel. Ben yarime söyledim, ben şoföre söyledim, benim yarı aldı gel. Unutmuş ama şoför, hurdalıkta. Unutmuş, unutmamış da, hurdalıkta bırakmış onu. Kazanmış bileme ya. Bileme ya? Sen bazen ne yazama ya? Malayı da götürmedik. Bağlamı bir öpme diye. O yazmadı bana. Malayı da götürmedik. Bak malayı götürmedik. Bu ne? Malay. Malay. O nereden çıktı? Ne o? Yaptık işte yeme geçiyor. O da ondan. Üzerine getir, üzerine getir. Üzerinde. Malay ne annem? Pişiriyoruz tencerede. Pişiriyorsun da ne bu? Yanıyor. Yanmıyor. Ocağın. Sırayla böyle. Ondan sonra yenir. Bu ne et mi bu? Bu kakırdak. Kakırdak? İnekten. İnekten olan. Sütün kaymağından. Bu hava hanım çok mani biliyor diyorlar ama bilmiyor galiba. Yani söyleme ya. Hatırlat sen biraz. Kız çağır. Kardeşin altı boyu diye çağır. Güzel oldu bak değil mi? Hatırlat biraz da. Kız çağır. Sen çağır. Kurma oğlu gümlesin de. Kurdu oğlu gümlesin de çağır hadi. Sen çağır onu. Senin barbar söyleyelim gel. Ben kendim çağır, sen çağır. Turdoğullar gümlesin, aşıya oğlan dinesin. Sevdiğini almayan gebersin gitsin. Bunun orijinali böyle mi? Öyle çağır ya. Aslı öyle midir? Aslı öyle değil. Aslı yanlış nasıl? Yanlış. Asılı Furdoğlu gümlesin, aşıya oğlan dinesin. Sevdiğini almayan ben evlendim demesin. Asılı öyle. Sen ondan ama kestirmeden yok. Gebertmişsin yani. Bilmeden gelemedi be. Ben öyle biliyorum. Ne falan ben? Yanlış söyledim. Ben öyle biliyorum. İşte söyle. Beş. Maşallah. Ya maşallah ya. Bitti. Sende daha vardır birkaç mani. Çok mısır kazadı. Mısır çapası yapardı bu. Kuyday biçerdi. Ben ağır mani yok. Ehtiyar vardır mı? Vardır. Bak, vardır bir şey. Çocuklar var bak. Geline bak. Duayla beni aşamıyorum. Sen Türkücümsün diye. Aşk olsun nasıl? Ne demek ya? Aa, sen 75 yaşında yaşam dolu olacaksın. Böyle kaka 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 kaka. Ben böyle babaanne mi? Ben mutluluktan ölürüm. Ah sağ olsaydı rahmetli. Ona da öyle. Ne mi lazım? Çoğu ile çok. Et patlat bir tane. Çocuğumdan memnunum. Allah onu da memnun etsin. İnşallah. Üç tane gelinim var. Üç tane oğlum var. Bak geline o geldi o benim o benim de daha var bir de ne? Şey oğlan benim. Çok Allah var. Gözünü doyursun be. Gelin bırakmamışım memleketten. Ne ben ta olaydım. Ta olaydım. Yani 10 oğlun olsa 10 gelin alır mıydın? Aldım ya niye almayayım? Hince olsa keşke bir de ne? Çok mu seviyorsun gelinleri? Çok seviyorum. Hadi be. Hem oyunda oynamayı da çok seviyorum. Düğünde oynamayı? Tabii. Her düğünlere gidiyorsun sen o zaman. Yok gitmiyorsun. Kendi gelinlerimi oyunda oynayın. O kadar. O kadar. Çünkü torunların sünnetinde oynarsın sen. Memnun oluyorsun gelin eve. Oynayın gelinleri oyunda. Nasıl sağ ablamla burada oynayacaktınız? Oynarız sağ Allah Allah. Hadi ben. Sen oynuyor musun bir de? Oynuyorum. İkisi oynuyor bir de. Hadi ikiniz oynayın ben söz vereyim size.
Annem bunu soracağım, ne yapacağım? Ninni mi söyleyeceksin, ne yapacaksın diyorum. Ben ninni bilemem. Kim biliyorsa onu kucağına yatayım ben de. Ona bir yana da. Allah, Allah. Yele de yürüsün nenni. Allah sağlık versin de. Çimenler de yürüsün, büyüsün bebeğim nenni. Çimenler de yürüsün. Kabus görüyordum. Kabus. Program 2 reytingin altına inmişti. Kabus gibiydi o. Kesin Muhammed'in bölümüdür. Süper kahraman Şoray görev başında. Devrekteyiz. Ve benim karnım aç. Benim acıktı Şoray. Acıktın canım. Aynen öyle. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Farz-ı misal yemek çekebiliriz. Yani az bekleriz, bir mevzu çıkar. Bir yemek nasıl yapılıyor onu görebiliriz. Efendim? Yemeğe ne de çekeceğiz? Saat öğlen 1:30. Karnımız aç. Bak ne? Nedir? Nedir? Bir tane baston var. Bir tane baston var. Ne hatırlattı sana? Ahlatı. Ahlat. Ahlat'ta ne yaptım ben? Baston yaptım ahlat'ta. Güzel yaptım mı? Ben artık bir baston ustasıyım kardeşim. Ahlat'ta bunu bana öğrettiler. Girerim içeri. Ayıptır söylemesi. Yaparım bir baston. Alırım günlük yevmiyemi. Sana da ısmarlarım en kralından yemek. Dur bakalım ya, devrek bastonları. Ahlat değil miydi baston? Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dışarıda ablanın biri diyor ki adama, gelsene diyor, canlı yayın diyor, sen de bir şarkı. Problem yok, tamam, buyur. Kolay gelsin usta. Sağ ol, kolaysa başına gelsin. Kolaysa? Başına gelsin. Gelir be ustam be. İnşallah. Nasılsın? Allah'a şükür, güzel. İyiyiz, isim nedir? Rüştü. Rüştü ustam be. Buyur. Ben Ahlat'ta öğrenmiştim baston yapmayı. Elemana ihtiyacım varsa, şurada 2 dakikada 2 baston yapacağım. İşte neyse hakkımız, onu alacağız, gideceğiz arkadaşla yemek yiyeceğiz. Allah aşkına 2 dakikada 2 baston yapıyorsan sen, baston değil, değnek yapıyorsun ha. Ne yapıyorum? Değnek yapıyorsun. Olur mu be Rüştü Ustam be? Ahlat da öğrettiler bana baston. Ne öğrettiler? Yapmayı. Baston yapmayı. Ne bastonu ya? Ahlat bastonu yapmayı öğrettiler bana. Bunu mu öğrettiler sana? Bakayım. Evet bu. Bu evet. O baston mu? Baston tabii ya. Bu mu baston? İkisi de baston şimdi ben. Olmaz. Yani ne sen de diyorsun, hem yardan geçiriyorsun hem serden geçiriyorsun. Yani. O olur mu öyle? Buyur. 1.400. Ne öyle? 1.400. Yeterli. Eski parayla 1 milyar 400 milyon. Evet. Bu? Evet. Vay be usta be. Şundan bir tane yapsak, iki tane yapsak 2 milyar 800. Usta bunun yapımını öğret bana ya. Öğreteyim. Öğret. İlk önce sumpuradan başlarsın. Parmaklarının yarı olur. Parmaklarını sigara söndürürsün. Ondan sonra sistire geçersin. Sistirede girersin. Avuç için yarı olur. E'ye geçersin. Ondan sonra biraz ak gözün açılır. Törpüye geçersin. 2 yıl, 3 yıl beklersen buyur. 2 milyar 800 milyon kazanacağım diye 3 yıl bekliyorum. Hayır canım. Daha o zaman sen standart baston yapıyorsun. Basit bastonları yapıyorsun. Bunu yapana kadar ne kadar geçecek? Gözün açılması lazım ilk önce. Peki kazık bir soru soracağım. Sor. Hazırsanız. Buyur. Devrek mi, ahlat mı bastonda? Şimdi. Bak sordum. Ben devrek mi, yani. Ahlat mı demiyorum. Yani, ben devrek baston üstüne baston tanımam ki kardeşim. Ben bastonumu rakip tanımam ki. Şimdi ahlat. Hangi insan şu bastonun kızılcık dalını alıp böyle bir işleyip şu şekilde işleme yapıp buyurun bunu 150 kilo insan kullansın. Kırılırsa aynısını ben 2 tane vereceğim diyebiliyor. Bu kırılmaz mı? Buyurun kırın. Kullanırken kırın. Ama her zaman gibi yaparsan böyle kırarsın. Ama alıp kullanın kırabilirsen sana 2 tane veriyorum. Yani bunu Ümit Usta'ya verdik. Verdim. Ki kulakların çınlasın Ümit Usta. Ümit Usta bunu kullandı. Kullandı. Üstüne de böyle basa basa kullandı. Kullandı. Kırarsa eğer 2 tane veriyorum bundan. 2 tane veriyorum. Ya usta öğret bunu bana yapmasını. Bu nasıl kızılcık dedin sen? Kızılcık. Kızılcıktan mı olur devrek bastonu? Kızılcık ağacı, evet. Kızılcıktan olur.
Ham maddesi kızılcık, kızılcık ağacı. Ağacının dalıdır. Başka bir şey değil. Hayır. Kızılcık ağacının dalıdır. Görebilir miyiz o dal? Var mı yanında? Hani eskiden falakalarda kullanılırlardı. Usta sen de yani Gestapo subayı mısın? Bastonyo anlamadım ki ben. Bileyim Osmanlılar geldin, elimizi paraladın önce falakadan bahsediyorsun. Şu. Budur. Evet. Kan kustum kızılcık şerbeti içtimin dalı bu. Bu. E bu eğri usta. Eğri olsun usta. Nasıl bu böyle düz bu usta bak. Yani göz var nizam var ustam ya, o bayağı okucu gibi olacak. Şey yani. Nasıl olacak? Düzeltme tahtası dediğimiz bir kalasımız vardır. Burada mı? Burada. Hemen yanınızda zaten. Evet. Da neresinde düzeltiyorsunuz onu bilmiyorum. Kalas var. Yok yok öyle. Kalas var da neyinde düzeltiyorsun onu anlamadım. Şimdi gerçek kalası görüyoruz. Bu da mahsusçuk. Mahsusçuk kalası bu. Evet. Ya ben kalas olarak iş alsan olmuyor mu işte? Madem elimiz yatkın değil bu işlere. Budur yani. Yatkınlaşır, yatkınlaşır ustam. Bu kırılmış usta. Bu kırdı zaten. Bunlar kırdı. Affedersin bu dal. Evet. Şu koca kalası kırıyor mu? Kırıyor. O kadar mukavemetli bir şey. Yani. Ben de diyorum hep Süleyman Demirel'e niye baston verirler diye. Özür dilerim. Özür dilerim. Bilmiyorum. Affedersiniz. Belki de hediye olarak almışız. Evet bu... Kalası da düzel. Nasıl düzeltiyoruz? Bunu buhar kazanında ısıtırız. Isıttıktan sonra esneterek düzeltiriz. Tabii bunu ısıtmadığımız için düzeltmiyoruz şu anda. Şunu ısıtsak düzelir mi? Düzelir. Buhar kazanında ısıtacağız. Demek ki devrek bastonu evde yapılmaz. Niye? Yani hangi evde buhar kazanı var ustam? Nereden buluyorsun buhar kazanını? Ekmek fırına gidersin sen de kardeşim. Ekmek fırının içine mi atacağız? Evet. Onu? Sönmüş ekmek fırını içine atarsın, orada düzeltirsin. Düzelttik diyelim. Düzelttiğin zaman bu hale gelir. Ahan da bu. Evet. O bu hali alıyor yani illa ki. Alıyor, illa ki alıyor. Baston her ağaçtan olur ama devrek baston olmaz. Yani ama... Muğla Kızılcığından devrek baston olmaz. 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 Ustam sen ne mühendisisin ya? Ben mühendis değilim, ben hukukçuyum. Buyur. Hukukçuyum ben. Oldu. Bu ben de mübaşirim. Çağırayım bari davalıları da. Buyur. İhtiyar oğlu Eyüp. Burada mı? Burada. Ne yapıyorsun? Görmüyor musun? Çekim yap. İzin aldın mı çekim yapmak için? Aldık. Kameramana soruldu. Çekim için izin aldın mı? Aldık. Senin var mı bir diyeceğin? Müşteki. Doğru mu söylüyordun? Bire kişiye itiraz ediyorum. Bire kişiye itiraz ediyorum. Hukuk? Hayırdır? Hukuk fakültesini bitirdin. Evet, hukuk fakültesini bitirdim. Avukatlık var mı lisansımız? Var. Niye yapmıyoruz avukatlık? Kazandırmıyor mu? Avukatlık kazandırmıyor mu? Değerli avukat 2 yılda altına 0 lüks araba alır. Alır. Siz bir günde mi? Ben 12 yıldan beri araba alamadım. Ustam ya o zaman ustam diyorum. Avukat bey, advocate. Açsana bir büroda alasın 2 sene içerisinde 0 arabada çoluk çocuk dua etsin. Ya bugün Türkiye'de yılda 1000-1500 tane 2000 tane hukukçu çıkıyor. Kaç tane devlet bastoncu çıkıyor? 10 yılda 2 tane çıkarsa çıkar. Peki bunu... Evet. Deseni verdik. Verdik. Bu özellikle bir devrek deseni var mıdır bastonlarda? Bastonumuzun, devrek bastonumuzun geleneksel motifi yılandır. Ve manna boynuzdan yapılma pabucunu takarız. Pabuç manda boynuzundan mı olur? Manda boynuzundan olur. Bulabiliyor musunuz manda boynuzu bol bol? Parasını verirsen buluyorsun. Ya pek kalmamış da manda öyle duyduk biz. Öyle de yani manlarında. Buluyoruz, buluyoruz. Tamam manda boynuzundan pabucu. Ama manda boynuzun özelliği ne? Ne? Ben sordum. Söyleyeyim. Manda boynuzunun özelliği şudur. Bir kere mandada olur. 2 kulakla affedersin göz arasındaki yerde olur. Serttir. Ve eğer hayvan canlıysa o boynuzlara ilişmemek lazım. Benim hayat tecrübem bunu gösterdi bana be ustam be. Doğru, doğru. Benim hayat tecrübem bu. Doğru söylemişler. Hatta doğru kızışma söylemiş. Zamanındayız. O mandadan uzak duracak. Hele hele hele. Mandanın bir tek şeyini severim affedersin kaymağını. Manda kaymağını severim yani. Yabancı bir insan gelip de kızılcık dalından şunu çıkartamaz. Bir bak bakalım be usta. Ne beğenmedin mi ya? Nesini beğeneyim ben bunu? Kabasını aldım diyorum. Ben ince işçiliğini yaptım demiyorum ki ben sana ya ustam ya. Bu kabası değil ki. Bu nesi bu? Sen bunun yolunu açmışsın bir tek daha. Ya, tamam yolunu açtık işte artık geriden gelen gençler o ne be? Bu mu olacak bu? O bu olacak. Usta bu beni aşar be.
Ben ki Orta Asya'dan Bizans'a kadar uzanan büyük bir imparatorluğun hükümdarı olmuşum. Elbette ki bastonum 20 bin YTL olacaktır. Bu altın mı? Altın. 18 ayar altın. Harbi altın. Harbi altın. Üstündeki taşlar safir. Taştan anlamam. İşte öyle kıymetli taşlar. Kıymetli taşlar. Bunu siz yaptınız. Altını biz yapmadık. Yok. Altın. Baston sizin. Bastonu biz yaptık. Ne yapar bu baston? İnsan yürümesini sağlar. Hayır, 20 milyar olmasının, yani 20 bin YTL olmasının sebebi nedir? İşçilik. Bunu biri geldi, 20 bin YTL'yi verdi. Evet. Aldı gitti. Biraz zor olur. 30 bin verdi biri. 30 bin YTL. 100 bin versin. 1 trilyon versin. Bir tane babamın yaptığı birini bana veremezsin ki. Bu baston 1 trilyona bile satılık değil. Satılık değil. Ben boyumun ölçüsünü aldım ustam. Ben gideyim. Müsaade edersin. Alabildin mi? Aldım. Boyumun ölçüsünü. Hayırlı uğurlu olsun. Kaç boyundaymışsın? Sağ olasın, sağ olasın. Hadi görüşürüz ustam. Görüşürüz. Ustam. Hadi. Görüşürüz. Emanetimi alayım ben. Efendim? Emanetimi alayım. Buyurun. Hay Allah, benim evimde kalın yere. Sıvama bastonlar ziftleri renklendirir. Tektir dünyada. Her biri tektir. Yılanlı bastonlarımız insanların sağlıklarını belirtir. Sağlık olmasını sağlar. Oyma bastonlarımız insanları istediği motifi yaşatmasını sağlar. Devrekliler diyorlar ki baston her yerde baston. Üzerinde sanat eseri varsa o baston devrek bastonudur. Ve devrek bastonunun dünyada rakibi yok. Diyorlar. Diyorum. Doğru. 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 Vermem. Vermem. 2006-2007 ilkbahar yaz devrek baston kreasyonu. Bu devrek simidi meşhur mudur? Meşhur. Ya gençlerin hevesini kırıyorsun ya. Bu simidi yemeden devrekten ayrılmayın. Süper kahraman Şoray görev başında. Süper kahraman Şoray görev başında. Bu devrek simidi meşhur mudur? Meşhur. Ya gençlerin hevesini kırıyorsun ya. Bu simidi yemeden devrekten ayrılmayın. Yok, bu gezi işi yaz işi, yaz. Kışın zor böyle dağda bayırda. İnsanlar yolda kalıyorlar. Geçmiş olsun. Yettim. Dur Süpermen gibi gideyim, havası olsun. Kurtarıcınız geldi. Geçmiş olsun. Sağ olun efendim, teşekkür ederiz. Kaymışsınız galiba. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Anne nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Ah kız, üşüdün mü? Donmuş yavrucak. Karla ovalım bunu, dur. Dur. Donma, sakın uyuma. Uyursan donarsın. Donarsın uyursan, sakın uyuma. Sakın uyuma, duydun mu? Tanıdın mı? Oho! Oho! Sizin keyfiniz yerinde galiba. Geçmiş olsun. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Kameraman hanım. Bu ne be üstün başın? Arabayı çıkarmaya çalışıyoruz. Sen hanım başın arabayı çıkarmaya çalışırsan üstün başın böyle olur. Ne yapayım? Kimse sana söylemedi mi elinin hamuruyla erkek işine karışma diye? Doğrudur. Biz gidip hamur yoğuruyoruz mu? Doğrudur. Efendim? Doğrudur. Bunlar yırttı mı şimdi? 16. Bursa'dan mı geliyorsunuz? Onlar Bursa, biz İstanbul. Kimler Bursa'dan geldi? Zeki abi. Zeki. Bursalı kim? Bursalı. Buyurun abi. Bursa'dan mı geldiniz? Bursa'dan geldim, evet efendim. Ya ayıptır sorması, Bursa'dan, Zonguldak'tan niye geldin? Düğünümüz vardı, düğüne geldik. Kim evlendi?
Bizim yeğenimiz evlendi. Evlensin, sana ne? Daha da bayırlı ya, çoluk çocuk. Burada da halamız vardı. Hala ziyarete giderken battık işte. Hala yakın mı? Hala yakın. 5 kilometre aşağıda. Nasıl oldu? Kaymışsınız böyle? Kaydık buradan, şuradan işte. Kar olunca zincirimiz yoktu. Mecbur kaydık. Demek ki neymiş? Kışın. Kışın zincirsiz yola çıkılmaz. Zincirsiz yola çıkılmaz. Bir. Kesinlikle. İki. Soran dağlar aşmış. Sormayan dağın başında kalmış. Niye kalmış? Gel. Gel. Canım geçmiş olsun biraderim. Teşekkür ederiz. Laz mısın? Biraz öyleyiz. Var var hafif bir lazlık. Sebebini sor. Niye soruyorsun de? Niye soruyor? Şimdi sen nereden gelip nereye gidiyorsun? İstanbul'da gelip Kayseri'ye gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Zonguldak'a gidiyorum. Zonguldak. Bu yoldan mı gidilir Zonguldak'a? Öyle dediler. A kömüşüm benim. A benim kömüşüm. Bu kadar ekibi perperişan ediyorsun. İnsan bir sormaz mı? Efendim? Yok bir şey. Yok bir şey. Tabii uğraş, uğraş. Akılsız başın derdini kim çekermiş? Lastikler. Lastikler çekermiş. Ne zamandır buradasınız? Biz yaklaşık 1,5 saat buradayız. 1,5 saat? 1,5 saat. Benzin var mı yeteri kadar? Var var. Isındınız mı? Isınır, soğuktan problemimiz yok. Ateş yakaydık şuraya bir tane. Nerede? İşte kardan adamın kardan adam olmadan önceki hali. Burada bir buçuk saat daha durunca kardan adam oluyor. Bıyıklı kardan adam. Yerli kardan adam oluyor. Siz nerelisiniz efendim? Trabzon. Trabzon. Burada ne işiniz var? Düğüne geldik hep beraber. Halayı ziyarete ziyaret ederken burada kaldık. Halanın adı ne? Halanın adı Miyase. Miyase hala sevildiğini bil. Bak bu kadar insan seni ziyarete gelecek diye perperişan olmuşlar yollarda. Sizin annem terlikle çıkılır mı ya? Araba sıcak diye merak yapma. Annem araba sıcak da bu bura. İşi bilen zincirini takmış. Lastikler de sağlam. O imdada geldi. Öyle mi? O imdada geldi. Akraba mı? Akraba. O Bursalı akrabamız işte. Biz normalde kaydık da o imdadımıza geldi. Aşağıdan geldiler. Bak şimdi rencide ediyorsun bizi. Sizi ben kurtaracağım. Anneciğim. Maşallah ma. Dur az ısınalım biz de. Ellerimizi koyalım. Nasılsın? Geçmiş bayramın mübarek olsun. Sen de mübarek olsun. İsmin nedir? İsmim zor, denilmiyor. Yunname. Yunname. Bak bir batında söyleyiverdim. Miyase Hanım'ı ziyarete mi gidiyorsunuz? Evet. Miyase Hanım sizin deniz oluyor. Evet, o bizim bir şeyimiz oluyor. Kocam kardeşi. Eşinizin kardeşi oluyor. Evet. Elti mi deniyor ona? Eltim de yani. Görümce. Görümce. Ya bir daha hani gelin görümce geçinemez derler. Görümce seni ziyaret edeceğim diye dağlarda telef olmuş anneciğim. Ne yapalım? Yettim annem. Şimdi halledeceğiz biz. As sık evet, dişini. Sağ ol, sağ ol. Sakın sağ uyuma. Ol. Sakın uyuma. Trabzonlu musun? Evet. Var var bir Karadenizlilik var. Zaten direkt. Var yani. Direkt. Yavrum iyi misin? İyiyim. Şimdi ben gideyim biraz yardım edeyim. Tamam mı canım? Sağ olun teşekkürler. Yettim. Dur. Sağ olun teşekkürler. Süper kahraman Şoray görev başında. Allah razı olsun diyorum. Nereden yetişti? Bizim adım Aha. Aha baktın ama. Ahan da işte. Evet. Karşılar. Efendim? Sponsor firma karşılar. Hanım dağın başında sponsor firmayı nereden bulacağız? Yedeğiniz vardır. Yok vallahi yok yedek. Feda olsun be aman. Armut gibi dikilirsen arabanın önünde bak sana gülerken hale bak. Gülme yolda kalmışa diyeceksin. Eşime de çok selam söyleyin. Çok eşimin de çok selam. Bir gün oturmaya geleceğiz. Çaya geleceğiz. Kısır yap bize. Bir görevi daha başarıyla neticelendiren, bu yolda kalmış insanları kurtaran süper kahraman kar adamı Carmen yeni maceralara doğru yelken açtı. Bu devrek simidi meşhur mudur? Meşhur. Ve gençlerin hevesini kırıyorum ya. Bu simidi yemeden devrekten ayrılmayın. Bir erkekten yoğurt tarifi. Ilık mı normal bir şey geldiği zaman. İki isimli bitki.
kadar denediğimiz hiçbir işi başaramadık. Tutturamıyoruz, yapamıyoruz. Ne yapalım? Yetenek meselesi. Tarihi simit fırını. Afiyet olsun. Sağ olun. Hadi bir de simit çıraklığını deneyelim. Kolay gelsin usta. Tamam. Çırağa ihtiyacın var mı? Var. Bak hemen başlıyorum ben. Kolay gelsin. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin ustacığım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Şimdi bizden. Ben geldim çırak olarak. Tabii buyurun git. Ya, beraber yapalım. 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 Bir öğretirsen bana ustacığım be. Sana kolay, zahmet kolay, ben. Kolay o iş. Öğret ustam be. Kolay. Önce şu makinede işimizi bitiriyoruz. Unu koyuyoruz. Hamur. Orada yoğuruyoruz. Hamuru yaptık. Hamuru yaptık. Bundan sonra aynı böyle... Fidel yapıyoruz, kesiyoruz. Nasıl ayarlıyorsun onu usta? O yılların verdiği tecrübe. Yani elimizi... çömez ayarlayamaz onu. Onu ayarlayamaz. Bir bakayım mı be ustam be? Bir bakayım mı? Tabii buyurun buyurun. Buyurun. İyi midir ebadı? Tabii buyurun iyi. Sen bu işten anlıyorsun. Yok be ustam be, ne anlayacağım. Bizimki maksat ekmek parası. 3 tane simit yani. Yapacağımız şey. Yılan olsam sarılsam oyarın topuğundan. Yılan olsam sarılsam oyarın topuğundan. Aman aman elmalı yar seni nerede bulmalı. Bu devrek simidi meşhur mudur? Meşhur. Ben bunu mesela devreye gelmeden önce bilmezdim. Hani bastonu meşhur, onu anladık da. Tamam, simit de meşhur. Yani simit devrekten mi çıkmış? Bir defa yediğin zaman tiryakisi oluyorsunuz. Yapma be. Biz evet. Şimdi İstanbul'dan geldik. Ne kadar diyet yaparsanız yapın. Ama devrek simidini yemeyince duramazsınız. Yapma be. Özelliği var. Kilo aldırmaz mı simit? Kilo aldırsa da yesiniz. Benim hamurum o da. Müsaade edersen onu ben yapayım. Buyurun. Ya bir tane simidi yiyince demek bir daha bırakamıyoruz. Bırakamaz. Ey bu senin için nasıl olmuş usta? Ustacığım bu simit içini çekmez, bu pişmez. Bu böyle simit olmaz. Bunu böyle yaparsa devreyi ismi gitmiş olur. Yani simidini özelliği gitmiş olur. Ama ustam gençlerin böyle hevesini kırıyorsunuz ya. Olmuyor ki ama ustam ya. Gençlerin hevesini kırıyorsun ya. Kırmıyorum ama böyle simit pişmez. Bu simit olmaz. Hayır bu zaten Eyüp arkadaşımız için yapmış olduğunuz bir simitti yani. Böyle yemez. Peki bunları böyle yaptık. Sonra ustam? Sonra pekmezimiz var. Pekmez mi? Pekmez. Hadi pekmez nereden çıktı? Pekmez. Asıl olan dut pekmeziymiş simit için. Ama dut pekmezini bulmakta çok güçlük çekiyoruz. Üzüm pekmezi. Üzüm pekmezinden yapıyoruz. Pekmeze ne yapacağız? Pekmezi içine atacağız. Atacağız. Pekmezi içine. Bunu ben de yeni öğreniyorum. Hiç öyle şaşıracak bir şey yok. Ve ben de yeni görüyorum yani. Bütün simitler böyle mi yapılır? Böyle yapılır. Devrekte mi böyle yapılır, her yerde mi böyle yapılır? Her yeri bilmem ama devrekte böyle. Sen bayağı hamaratlaşmışsın ustam ya. Evde hamur açıyorsun mu evde? Evde yok. Açmıyorum. Bulaşık yıkıyorsun mu? Bazen hanıma yardım ediyorum. Yardım ediyorsun yani? Yardım ediyorum. Helal olsun. Ustacım benim be. Çünkü dışarıda böyle maharetle çalışan adamlar var. Eve gidiyorlar. Hiçbir şeyden anlamazmış gibi. Bütün işleri gene hanıma yüklüyorlar be. Yok bizde anca da beraber. İş de beraber. Kanca da olur. Kanca be. Da beraber. Kanca da beraber. Pekmezden sonra ne kadar kalacak onlar pekmezde? Pekmezden şimdi çıkaracak arkadaş. Eyvallah. Şimdi ben çıkaracak. Geçeyim o zaman arkadaşın yanına. Tabii buyurun. Seni bulduğum yerde de sıkı 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 sarmalı. Kolay gelsin ustam. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Estağfurullah ne abisi. Çıraklar ne zamandan beri abi oldu ya? Çırakız biz. İşi bilmeyen öğrenmeye mail etmiş. Hevesli adamlarız. Pekmezden çıkarıyorsun öyle mi simitleri? İyi. Pekmezi içinden çıkardık. 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 Bunu böyle susamın içine aktarıyoruz. Susam içine. Değil mi bunlar? Evet. Çiğ yenir mi? Çiğ yenmez. Yenmez. Ne yapar? Yani yenebilir ama şimdi bunu iyi olmaz. Yani böyle susamlıyoruz. Susamladık usta. Bunu aşağıya
hazırlıyoruz böyle. Fırına gidecek he? Hazır vaziyette tavaya ustaya koyuveriyoruz. Budur yani. Evet. Ben götüreyim o zaman ustaya. Götürebilir misin? Laf mı ya? Ne demek ya? Götürebiliriz ya, buyurun. Ne demek ya? Ustam simit geliyor. Kolay gelsin ustam be. Sağ ol, hoş geldin. Simitleri biz yukarıda hazırladık, önüne getirdik. Sen ne yapıyorsun şimdi? Ne yapayım? Ben de fırının içine atıyorum. Kıvamında pişiriyorum böyle, bak kızartıyorum simitleri. Kıvamında olduğunu nasıl anlayacağız biz? Anlayayım abi, ben anlarım. Ustalık kaç yıllık ustalık? 40 yıl. 40? Evet. 40 yılda ancak kıvamı mı öğrenilebiliyorsun? Tabii, anca işte. Onları beğenmedin, geri gönderiyorsun. Onlar tabii pişmez. Biz yukarıda hazırladık şimdi ustalık. Evet. Hazırladığını ben de burada fırına atıp pişiriyorum. Bak böyle kürekle. İki tane küreğim var. Niye iki tane kürek var? Şimdi biri kenardaki simitleri hem düzeltmeye hem kenardaki simitleri almaya. Biri de fırına atmaya. Bak uzun küreğimi böyle atıyorum böyle, bak seyret. Seyrediyorum. Sadece ben seyretmiyorum. Milyonlar da seyrediyor yani. İnşallah. Vallahi inşallah, evet. Bu Devrek'te simit yapma geleneği çok eski mi? Tabii canım. Bu tarih var burada, 1912. 1912'de yapılıyormuş. Belki eskisi de vardır, daha öncesi de vardır. Tabii. Yani simit Türkiye'ye Devrek'ten mi yayıldı acaba? Ya onu kesin bilmez ama bu Devrek'in en ünlü bakton simidi. Onu biliyoruz eskiden bu tarafa. Lezzetlidir değil mi usta? Tabii canım. Bir baksak değil mi lezzetine usta? Buyurun. Alabilirsiniz. Yanık seviyorum. Ben yanık seviyorum yani, bilmiyorum. Teşekkür ederim. Devreye geldiğinizde yapmadan gitmeyeceğiniz şeylerin en başında Devrek simidi yemek. Bu simidi yemeden Devrek'ten ayrılmayın, ayıp edersiniz. Aman aman elmanı, yar seni nerede bulmalı. Seni bulduğum yerde de sıkı 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 sarmalı. Kömürden sağır. Sanıyorum dünyada bunun pek bir eşi benzeri yok. Yok. Pil bittiğinde sobaya atıyorsunuz, yakıyorsunuz onu. Yine kaçırdık tren abicim ya. Alaplı'da sabah bir pazar yerindeyiz. Bu pazarın özelliği, köylü teyzelerimiz, amcalarımız, abilerimiz, biraderlerimiz, kardeşlerimiz kendi ürettikleri mamulleri getirip burada direkt üreticiden tüketiciye, halka satıyorlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ablamızla biraz konuşalım. Müşteri misin? Hayır, beyim oluyor. Beyin mi? Evet. Hay maşallah, bu ne yakışıklı beymiş böyle ablam ya. İsim nedir? Emine. Emine Hanım. Siz evet. Bu yoğurdu kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet, kendimiz yapıyoruz. Kaymak var burada, evet, bir de. Kaymağı da kendiniz yapıyorsunuz. Kaymağı da kendimiz yapıyoruz. Bütün buradaki her şeyi siz mi üretiyorsunuz? Tabii. Evet. Ürettiğiniz şeyi direkt tüketiciden, üreticiden halka. Tabii. Peki burada kazandığınız bütün muamülleri dişe mi yatırıyorsunuz? Dişim kırılmış mı söylüyorsun? Kaç tanesi kırılmış annem? Kaç tane altın var? Bir, iki. Allah sana dedi. Üç, dört. Dört tane altın var. Hadi biri kırıldı. Üçüne ne oldu da altın yaptın onları? Bilmiyorum. Zenginlik göstergesi midir? Hayır. Nedir? Bizim zamanımızda mesela, ben kaç yaşındayım o zaman, hep böyle adet vardı. Öyle yaptırdık. Altın diş adeti vardı. Evet, şimdi olsa söktüreceğim yani, istemiyorum artık. Niye canım, ne zengin gülüyorsun. Yok, işte. Yok hayır, artık olmuyor. Yaşımızdan dolayı olmuyor artık. Şimdi bu nedir? Şu. Buyur. Hodan. Yemek oluyor. Yemeğe çok güzel oluyor. Bunu bahçede mi yetiştiriyorsunuz? Doğadan mı topluyorsunuz? Doğada. Nasıl oluyor bu? Doğada fındık işlerinden topluyoruz işte. Fındık bahçesinde evet, mi olur evet. Bu? Zılbıt. Zılbıt. Allah Allah. Nesi yapılır bunun? Yemeği. Bunu güzelce haşlıyorsun. Soğanla mesela, kıymayla, yumurtayla kavuruyorsun. Yemeği çok güzel olur. İki isimli bitki. Zılbıt ve hodan. Fındık bahçelerinde yetişiyor, yemeği oluyor. Siz nedir, denetlemeye mi geldiniz eşinize? Evet.
Ne yapıyor, ne ediyor? Ne ediyor? Satış işler nasıl? Nasıl gidiyor? Evet. Öyle mi? Evet. Hafif böyle bir ağalık, patronluk vaziyeti var yok, yani. Yok, o yok. Yok, ben de işçiyim. İşçisin de hani gördüğüm kadarıyla yenge çalışıyor. Evet. Sen emeklilik tadına... Emeklilik. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi köyde, bahçede beraber çalışıyoruz. Benim buraya geldiği zaman o kendisi şey yapıyor. Zılbıtı topluyor musun sen? Hayır. Toplamıyorsun? Ya hayır, ben diğer işleri yaparım. Yoğurt yapıyorsun mu? Evet. Yoğurdu yapıyorsun? Evet. Hadi. Gerçek. İlk defa görüyorum. Evet. Bir erkekten yoğurt tarifi. Bir alalım bakalım, evet. Yoğurdu nasıl yapıyor dayı? Alalım. Şimdi sütü mesela hayvanı aldığı zaman pişirsin, kaynatırsın. Soğuzdan sürersin. Ilık bir normal bir şey geldiği zaman parmağını yakacak bir şekilde bunun mayalarsın. Şimdi bir parça maya. Tamam, bu yoğurt budur. Onu bir şimdi iki saat bekletirsin. Ben kayınvalidemden biliyorum. Hı. Yoğurdu mayalayacakları zaman mayayı çaldıklarında şey yaparlar böyle. Gibi hani böyle tutsun diye bir şeyler yaparlar. Biz yok. Hayır, yok. Biz öyle yapmayız. Siz yapmayız. Nasıl yapıyorsunuz annem? Biz bir kere doğru mu tarif etti? Doğru tarif etti. Doğru. Yapıyor yani, iyi biliyor. Yapmayalım. Kim daha iyi yoğurt yapıyor? Herhalde ben yaparım. Yani, bilmiyor mu? Genelde o yapar da olmaz. Kim kimin yoğurdu daha iyi oluyor? Onunki daha iyi olur, hanımınki. Sen alttan alma ya. Yapıyorum yok, de yok. Ya. Yok, ben yok. Hayır canım, ben yapıyorum ama yapıyorum dedim. Ama ben ona benzetemiyorum. Ha, ustalığı o. Kendini de seyredin canım. Seyredeceğim kendimi. Mısır da var. Mısır mevsimi mi şimdi? Fındık da var. Hayır. Ya hayır, mısır mevsimi değil. Mevsim değil de patlamamış. Bu kestaneleri nereden aldınız? Onlar da kendi bahçemizin kestanesi. Seninki de bahçe değil annem. Holding orman, bir bahçesi orman, gibi orman. Vallahi. E tamam, ormandan topluyoruz işte yani. Her şey var maşallah. Her şey yani. Var. Bunların hepsi bitecek mi bugün inşallah? Hepsi biter. Lahana doldu. Aşkım gel. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Böyle pazarcılık var mı? Saat 10:30 ya. Anca işte. Nasıl anca işte? Daha uyanmamışım bir kere, sen bir daha uyanmamışsın. Köyden geliyoruz. Köyden köy kaç kilometre? 80 kilometre mi? 18 kilometre dedin. 20 dakikadır ya. Bayram havası ya. Anca toparlandık işte. Bayram sen sonrası öyle, diye mi böyle? Yük falan topla tabii. Öyle olur yani. Kazandırıyor galiba. Anladığım kadarıyla kazandırıyor sizin iş maşallah. Allah'a şükür. Doyuyoruz. Valla Alaplı'nın pazarında kimse hani pazarcıların halini görün demiyor. Herkes halinden memnun. Bir kere saat 11'e geliyor. Pazarcı 11'e doğru açıyor. Hepsi altın takmış tak. Vallahi iyi ya. Emekli miyiz? Emekliyim. Böyle bir hafif şey havası var da. Ben emekli. Bir devlet memuriyetinden çıkmış bir havanız yok, var böyle. Emekli işverenim. İşverensiniz. Evet. Ben anladım zaten. Hafif bir patron havası var ya. İsminizi başlayın lütfen. Yücel Kozanoğlu. Buradan yoğurt mu alıyorsunuz? Aslan Kayserliyim. 36 yıldır Ereğli'de. Kayserli mi? Emine yenge bir soraydım ben. Yanımdan uzun yıllardır yoğurt alırım. Ha, pazarlığı evet, baştan yaptınız. Yoksa pazarlı, Kayserli deyince. Bilirler kim oldu. 2 kilo. İyi düşün dayı. Yok. Yani. Kayserlisin. Hayır, 36, buralı olduk. 36 yıl oldu. Yoğurdu eve mi alıyorsunuz? Eve alırım devamlı. Hanım Kayserli mantı yapar. Onun yanında ve kızartmalarda kullanır bu yoğurdu. Yok. Hazır yoğurttan farkı nedir? Emine yengenin yoğurdunun. Emine Hanım'ın yoğurdu işte koyu, belli bir süreye dayanıyor. Yani haftalık alıyorum ben Emine Hanım'dan veya bir iki kardeşimiz daha var bunun gibi. Bildiğim yerlerden alırım. Eyvallah. İşte rahatsız olmam. Yalnız yoğurdun maşallah var. Yoğurt mu peynir mi anlamadım. Yok. Lezzetini de bir tarif edeyim. Bakabilirsin yani. Bakayım. Evet. Ya bayılacaksın Eyüp ya. Bayılacaksın. Hepsini bitir dedi. Tadına bak dedi ya. Tadımlık dedi. Bitir hadi, bitir. Madem bulaştı. Bulaştı ya. Ama senin adın çok. Hakikaten gidiyor sağa sola. Kameramana fazla takılıyorsun. Kameramana fazla takılma. Bana daha bire götürüyorsun. Yo, sen benden fazla götürüyorsun. Ayrıca sen benden fazla takılıyorsun bana. Onlar kayıttan çıkıyorsun o sırada. Ağzını yüzün var, yoğurt işinde oldu. Anlamadım ki yürüyen ayran mısın, kameraman mısın? Çözemedim ki ben seni Eyüp'ün ya. Biraz sen de dişlerine bak be. Çektirdim hocam. Çektirdim. Zamanı gelecek. Hanım bir sırıtıyor 18 ayar. Evet evet, bende yok. Sen de yok. Sen şu alta çünkü, platin milletin bir şeyler yapalım. Çünkü ben fazla güzellik istemiyorum bunun yanında. Ooo. Ben onun yanında fazla güzellik istemiyorum. Hanımın güzelliği yeter. Yeter diyorsun. Evet. Peki. Evet. Antalya'da oturuyoruz. Buradan o tarafa gittik. Oraya yerleştik. Antalya'da orada yok. Tabii fındık bahçesi olmadığı için. Ya orada yok. Zılbıt yok. Gelince alıp götürüyoruz. Mecbure. Onun için hepsini aldınız. Evet. Peki. Hepsini Antalya'da aldım. Görüşürüz inşallah. İnşallah. Yakın beklerim. Bir zamanda geleceğiz. Kolay beklerim, gelsin. Beklerim, sağ olun.
kömürden sağır. Sanıyorum dünyada bunun pek bir eşi benzeri yok. Yok. Pil bittiğinde sobaya atıyorsunuz, yakıyorsunuz onu. Yine kaçırdık tren abicim ya. Allah gani gani rahmet eylesin uzun Mehmet. Zonguldak deyince akla kömür, kömür deyince akla Zonguldak gelir. Peki kömürden ne yapılır? Kömürü yakarsınız, ısınırsınız. Doğalgaz gelmeden önce evlerde çok taşıdık. Efendime söyleyeyim, termik santralde yakar, enerji üretirsiniz. Peki kömürden saat olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur. Bal gibi mi olur bilmiyorum. Nasıl olur? Gösterelim. Kolay gelsin. Sağ olasın. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. İsim nedir? Nazım Özden. Hayırdır, ne iş? Biz burada madenci heykelleri yapıyoruz. Zonguldak'ın tanıtımına yönelik madenci heykeli, kömürden saat, çeşitli maden. Kömürden saat. Kömürden saat. Sanıyorum dünyada bunun pek bir eşi benzeri yok. Yok, yok pek bir eşi benzeri. Dünyada bir tek siz, evet, yapıyorsunuz. Kömürden heykel yapmak nereden aklınıza geldi? Daha işte bir yere gittiğimiz zaman, herhangi bir şehire gittiğimiz zaman, Eskişehir'e gittiğimiz zaman lületaşı, işte pipo alıyoruz. İşte Afyon'a gittiğimizde kaymak alıyoruz. Zonguldak'tan gelen insanlar ne getirsin veya giden insanlar tabii, kömür ne getirsin? Götürecek halleri kömür yok. Kömür getirecek yani. Halleri yok. Biz de buna bir espri kattık. Baba mesleği bu. Babam 80 sene, 75 sene bunu yaptı. Biz de onu devam ettiriyoruz. İşte 30-35 senedir de biz yapıyoruz bunu. Hayırlısı bakalım. Peki bu kömür saat pilsiz mi çalışıyor? Kömürle mi çalışıyor? Pille. Bir tek o pille çalışıyor. Hadi ya. Kömür ne güzel enerji veriyor işte. Zaten pil bittiğinde sobaya atıyorsunuz, yakıyorsunuz onu. İki yönlü. Hem zamanı evet, öğreniyorsunuz tabii, hem de ısınıyorsunuz. Allah sobayı attırmasın da. Bu saatin mucidi siz misiniz? Evet. Kömür saatin evet, mucidi. Onu nasıl yapıyorsunuz efendim? Bu... Çünkü kömür yanlış bilmiyorsam eskiden apartmanlara gelirdi. Hafif bir dokunuşla kömür ortadan ikiye ayrılır. Bunu mesela sabit tutuyoruz. Hiç böyle bir kırılma, çatlaması olmuyor. Bu kömür tozunu reçineyle, polyesterle karıştırıp şekil veriyoruz kalıplarda. Kuruduktan sonra da şu şekilde kuruduktan sonra da işte deliğini gelip saatini yerleştirip boyasını yapıp hazır hale getiriyoruz. Peki başka projeleriniz var mı kömürden? Tabii kömüre dayalı, biz Zonguldak'ın tanıtımına hizmet bizimki. Peki bu hediyeleri kimlere veriyorsunuz? Yani talep görüyor mu? Yoğun tabii, bir tabii, muhabbet var mı? Yoğun talep görüyor. Dünyanın dört bir yanına gidiyor bunlar. Üstadım kolay gelsin. Sağ olun. Allah kolaylık versin. Buradan çıkış. Treni yakalamam lazım da. Hop! 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 Makiniz! Hop! Ula! Yine kaçırdık treni abicim ya. Ya da eğip yürümek zorunda mıyız biz ya? Ömrümüz yürümekle geçiyor. Şuradan trene binip gidecektik İstanbul'a ya. Burası bir kampüs tam.